Bundan 25 sene evvel Eren Karabulut'un 10 aylık çocuğu kaçırılıyor. Sonraki ifadelere bakılırsa telefonla arayanlar yüklü miktarda para istiyorlar. Karabulut miktarı kabul ediyor. Silivri'de bir depo söylüyorlar. Parayla çocuğu takas etmek üzere Silivri'ye gidiyor. Kaçıran kim başkomiserim? Bilmiyoruz. Karabulut ailesinin de bildiğini sanmıyorum. Eren de bilmiyor. Kuzu kuzu götürüyor parayı. İlla ki bir tuzak olduğunu düşünmüştür. İşin altında alengirli bir plan olduğunu biliyordur ama evladı için giriyor işte işe. Maktulün bedeninden 6 kurşun çıkıyor. 3 göğüs, 2 tane boyuna, 1 tane kafaya. Oracıkta ölüyor. Amirim çocuk ne olmuş? İşte bundan sonrası çok enteresan. İhbar üstüne polis olay yerine geliyor. Arkada bebeği buluyorlar. Para gitmiş. Eren öldürülmüş, çocuğu bırakmışlar. Asıl enteresan olan şey şu ki, arabada bulunan çocuk Eren'in takas için gittiği oğlu değil. Nasıl yani? Eren'in bebeğini başka bir bebekle değiştirmişler. Ve Hümeyra Karabulut emniyete geliyor, Eren'in karısı. Çocuğu alıyor, gıkını bile çıkarmıyor. Hiçbir şeye itiraz etmiyor. Bu oğlan benim değil demiyor. Asıl çocuk bulunuyor mu peki? Yok. Bugüne kadar nerede olduğu da bilinmiyor. Dosya kapandı gitti. Bence mesele Eren Karabulut'un öldürülmesinden çok daha fazlaydı. Düşünsenize, fukaradan bir bebeği alıyorsunuz, Hümeyra Karabulut'un kucağına bırakıyorsunuz. Allah biliyor ya, onunkini de götürüp gecekonduya fırlatıp atıyorsun. Yani diyorsun ki, kader benim. Ben yazarım. Kartları yeniden dağıttım. Kocanız ölmüş, çocuğunuz kaybolmuş. Elde var bir karaoğlan. Ne desem boş. Kadın niye yabancı bir çocuğu alıyor? Bilmiyorum. Alıyor işte. Belki çocuk gerçekten kocasının, onu biliyor. Polise söylemiyor, alıyor çocuğu. Kendi ipimi kendim çekerim diyor. Ya da bu çocuğun günahı ne diyor, susuyor. Hümeyra Karabulut bugün sadece bir halı saha işletiyor. Bir daha hiç evlenmemiş. Bu işlerden uzak duruyor ve kucağına bırakılan çocuğu büyütüyor. Evet, peki bu dosya niye yeniden açıldı? 25 sene sonra biz bunları niye konuşuyoruz, niye toplandık? İşte bunun için. Bunu cezaevine göndermişler. Kim var cezaevinde? Arabada bulunan çocuk. Hümeyra Karabulut'un kucağına bırakılan çocuk. Yani Kaan Karabulut. Hırsızlıktan 5 sene ceza yemiş, kuzu kuzu yatarken çocuğa şunu gönderiyorlar. Seyretsin diye, öğrensin diye. Bak şunu. Güya oğlana gönderiyorlar ama aslında ona değil. Bize duyuruyorlar, bize. Seyredeceğimizi, çocuktan önce öğreneceğimizi biliyorlar. Bakın diyorlar, 25 sene önce ne olmuştu? Yoksa unuttunuz mu? Çağırdılar, gittim seyrettim. O an karar verdim. Dedim çocuk da seyretsin. Görsün, öğrensin. Kaan Karabulut bunu seyretti. Saniye saniye çekmişler görüntüleri. Bundan 25 sene önce kameraya kaydetmişler. Kim çekmiş? Cinayeti işleyenler olamaz. Bilmiyoruz. Bir seyredelim, çok kısa zaten, sonra konuşuruz. Asıl bundan sonrası ilginç. Kaydı gönderen her kimse katillerin kimliğini açık açık belirtiyorlar. Babanın katillerinden biri Kavak lakaplı Ercan Saner, bir diğeri İskender Akay. Bu iki katil cinayeti İlhan Tepeli'nin emriyle işledi. Ercan Saner, arkada ortadaki kravatlı olan. Geçen sene kanserden öldü. En azından ölüm raporunda öyle yazıyor. Bu taraftaki, yanındaki İskender Akay. İlhan Tepeli ile birlikte çalışıyordu ama sonra ayrıldılar. İskender şimdi kendi küçük çaplı işlerini götürüyor. Araları limoni, rakip oldular diyelim. Kaseti gönderen kişi Ercan Saner'in ölümünü bilmiyor olabilir. Olabilir. Bunca sene sonra katilleri adresleriyle birlikte veriyorsun. Kim veriyor? Ve bu intikam kimin menfaatine? İşte çözmemiz gereken problem bu. Amirim, bu görüntülerde çocuğun arabaya konması yok. Yok. Kaan'ın o kadarını bilmesini istememişler. Ya da belki onlar da bu kadar biliyor. Yani sonuçta Kaan'a sen başkasının çocuğusun dememişler. Dememişler. Sadece katillerin kimliğini öğrensin, tahliye olduğu zaman gitsin, indirsin, vursun, öldürsün diye düşünmüşler. Kaan durumunu bilmiyor değil mi? Hayır. Peki annesi Hümeyra? Yani bizim polisin bildiğini biliyor mu? Ben Hümeyra Hanım'ın bildiğini düşünüyorum. Mesele şu ki, gerekmedikçe biz de bu sırrı saklı tutacağız, kullanmayacağız. Peki, bu DVD'den, anlatılanlardan neden haberdar olmamızı istediler? Tepeli'ye bakalım istiyorlar. Peşinde olduğumuzu biliyorlar. Kim biliyor Bahar? Kim Tepeli'nin peşinde olduğumuzu biliyor? Kim halka şebekesini kovaladığımızı biliyor? Gizli görevdeyiz. Burada toplasan 7 kişiyiz. İlhan Tepeli'yi cinayete azmettirmekten içeri alsak ne olur, almasak ne olur? Ben sadece onun değil, onun üstündekilerin, halka şebekesinin peşindeyim. Bu saatten sonra İlhan Tepeli'yi cinayete azmettirmekten tutuklayıp bu işten ucuz kurtulmasına izin veremem. Peki şimdi ne yapacağız? Seninle mi konuşacağız? Cık. Amirim var içeride. Bana ne faydası olacak? Nasıl? Hı. Şalgam istiyorum. Acılı. Ne şalgamı ya? Şu şalgamı bir kere içtim. Başka yok ha. Doktoru değilim, hastası değilim. Ama şuraya gelirken aklıma düştü. Dedim madem misafirim var, hayrına bir şalgam söylesinler. Yanına da bir dürüm ilave ederler Allah için. Afiyet olsun. Böyle ayıp oluyor. Şundan koparıp versem diyeceğim ama. Sağ ol. Biz o işi hallettik. Hı. Biri yer, diğeri bakarsa kıyamet ondan koparmış. Bu duvarlar bunun için var. Burası Küçük Kıyametler Fakültesi. Dersimiz volta, isyanımız tıngır mıngır dönen hayata. Sen anladın beni amirim. Anladım. Ne kadar kaldı cezan? Amirim bilmediğiniz yerden sorun, yol alalım. Yol da ben sorayım, son sürat yapalım. Ne istiyorsunuz benden? Bizimle çalışman. Sana gelen DVD'den haberimiz var. Siz mi gönderdiniz? Hayır. Seni maşa olarak kullanmak istiyorlar. Anladığım kadarıyla sen de istiyorsun amirim. Çalışalım diye iş teklif ettin. Hı hı. Ama ben polisim. Onların kim olduğu belli değil. Ben sana yemek ısmarladım. Karnını doyurdum. Gene doyururum. Ben seni dışarı çıkarabilirim. Ben babanın katilinin kanun yoluyla cezasını almasını sağlayabilirim. Eyvallah, hız kesmeyelim, daha açık konuşalım. Ne yapmam gerekiyor? Tepeli'nin yanında işe girmeni, onun yakın adamı olmanı istiyoruz. Babamın katiliymiş. Benim için önemli de. Sizin için niye önemli bu Tepeli? Bu ortadaki adama dikkat. Bunun adı İlhan Tepeli. Örgüte para toplayan ve dağıtan kişi. Görünüşte müteahhit ve ihracatçı. Ama asıl görevi parayı toplamak ve dağıtmak. Ve bizim için önemli olan parayı kimden aldığı değil, nereye aktardı. Demin maşa dedim ya, bu Tepeli de birinin maşası. Ben o maşayı tutan eli istiyorum. Niye ben? Şu arkadaş gibi bir profesyonel daha iyi yapmaz mı bu işi? Ne de olsa ben adi bir suçluyum. Temiz değilim. Hah. Sağ ol. Kaç şeker? Şekersiz. Bu bizim görevimiz. Ama senin için de hayat memat meselesi. Ben bir işe girerken yanımda çalışanların bir omurgası olmasını, o işle ilgili bir meseleleri olmasını tercih ederim. Sen öyle birisin. Biraz ufka, geleceğe bakarsan bizimle çalışmanın senin için faydalı olacağını da görürsün. Hapisten çıkacaksın. Babanın intikamını alacaksın. Devletle çalışacaksın. Al sana yeni bir hayat. Babamı öldürmüş. Öldürdüğü adamın oğlunu niye işe alsın ki? Bir de tersini düşün. Kim babasını öldürtmüş adamın yanında işe girmek ister ki? Niye uğraşsın? Çeker vurur. Doğru. Ben kendim biliyorum. Ya çekip vurursam Tepeli'yi, o zaman ne olacak? Buraya geri dönersin. Bilmediğin yer değil. Ben seni dışarı çıkarabilirim. Ben babanın katilinin kanun yoluyla cezasını almasını sağlayabilirim. Eyvallah, hız kesmeyelim, daha açık konuşalım. Ne yapmam gerekiyor? Tepeli'nin yanında işe girmeni, onun yakın adamı olmanı istiyoruz. Babamın katiliymiş. Benim için önemli de. Sizin için niye önemli bu Tepeli? Bu ortadaki adama dikkat. Bunun adı İlhan Tepeli. Örgüte para toplayan ve dağıtan kişi. Görünüşte müteahhit ve ihracatçı. Ama asıl görevi parayı toplamak ve dağıtmak. Ve bizim için önemli olan parayı kimden aldığı değil, nereye aktardı. Demin maşa dedim ya, bu Tepeli de birinin maşası. Ben o maşayı tutan eli istiyorum. Niye ben? Şu arkadaş gibi bir profesyonel daha iyi yapmaz mı bu işi? Ne de olsa ben adi bir suçluyum. Temiz değilim. Hah. Sağ ol. Kaç şeker? Şekersiz. Bu bizim görevimiz. Ama senin için de hayat memat meselesi. Ben bir işe girerken yanımda çalışanların bir omurgası olmasını, o işle ilgili bir meseleleri olmasını tercih ederim. Sen öyle birisin. Biraz ufka, geleceğe bakarsan bizimle çalışmanın senin için faydalı olacağını da görürsün. Hapisten çıkacaksın. Babanın intikamını alacaksın. Devletle çalışacaksın. Al sana yeni bir hayat. Babamı öldürmüş. Öldürdüğü adamın oğlunu niye işe alsın ki? Bir de tersini düşün. Kim babasını öldürtmüş adamın yanında işe girmek ister ki? Niye uğraşsın? Çeker vurur. Doğru. Ben kendim biliyorum. Ya çekip vurursam Tepeli'yi, o zaman ne olacak? Buraya geri dönersin. Bilmediğin yer değil. Haksızlık olmuş. Sütsüz yere atmışlar hapse. He bebişim, anlat anlat. Heyecanlı oluyor. Kaan Karabulut, sana ne vaat ettiğimi anlayacak kadar kafan çalışıyor değil mi? Peki o DVD'yi gönderen ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. O, sen, ben, Bahar hepimiz aynı taraftayız. Hepimiz İlhan Tepeli'yi istiyoruz. DVD'yi kimin gönderdiğini bilmiyoruz. Öğrenmemizi isteyene kadar da bilmeyeceğiz. Kaldı ki o DVD'yi gönderen Tepeli'yi indirene kadar sana yardımcı olacak. Ya açığa çıkarsa? Onu o zaman düşünürüz. Biz yakında olacağız. Bahar'la ben her şekilde sana yardımcı oluruz. Bu kim? Bu filmde yoktu. Cihangir, Tepeli'nin oğlu. Kapıda bir oğlu varmış işte. Hı. Bana ne hacet? Onun da güvenini kazanacaksın. Ne sandın? Hazıra mı konacaktın? Kaç yıl oldu Bahar? İstihbaratı gireli diyorum. 4 yıl oldu müdürüm. 4 yıl oldu mu ya? Tamam. 4 yıl önce ne konuştuk peki, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum müdürüm. Asıl olan devlettir. Bunu herkesten duyacaksın. Birileri bunun arkasına gizlenecek, yalan söyleyecek. Başka şeylerin peşinden koşacak. Dedik mi? Dedik. Biliyorum müdürüm, hep aklımda. Ama sandıkçı amirimle de 3 yıldır birlikte çalışıyorum. Yani insan şüphe edemiyor. Dur bir saniye. Sandıkçıya desem ki, Cemal, bana Bahar'ı rapor et, izle, tetkik et. Ne yapardı? Bir an bile tereddüt etmeden bunu yapardı. Hislerimizi bir kenara bırakacağız bu işte. Cemal Sandıkçı bu kadar zamandır bir şeyle uğraşıyor. Bana somut, elle tutulur hiçbir şey getirmedi. Şimdi bir hamle yaptı. Yaptığı şey aklıma yatmadı. Şunu düşün. Ya bilerek yapıyorsa, ya yaptım ama başarılı olamadım numarası yapıyorsa, zamanımızı boşa harcıyorsa, ya şu hapisten çıkardığı çocukla sana, bana, bize oyun oynuyorsa, biz bu riski göze alamayız. Müdürüm, hiç girmesek bu işe. Yani içeri biri mutlaka girecekse başka bir yol bulunabilir. Hmm. Sandıkçıya bunu söyledin değil mi? Evet. Ona da yaptım bu öneriyi. Kabul etmedi. İşte tam da bu sebeple karışmayacağız, izleyeceğiz. Neydi şu çocuğun adı? Bizim için çalışacak olanı diyorum. Kaan Karabulut. Heh. Bırakalım Cemal Sandıkçı işini yapsın. Sen olan biten her şeyi daima bana bildir. Bakalım Cemal Sandıkçı ne yapıyor, ne yapamıyor. Olursa güzel olur. Olmazsa niye olmuyor onu bilelim. Ona göre davranalım. Emredersiniz müdürüm.